Genç her gün arabasıyla işe giderken bir kişiyi arabasına alır. Onları ücretsiz gidecekleri yere bırakmayı alışkanlık haline getirmiştir. Tanımadığı biri de olsa yolda gördüğü kişiyi arabasına almaya çalışırdı. Bir gün bir komşusu ona yolda gördüğün herkesi arabana alır mısın hep diye sorunca adam peygamberimizin şu hadisini duyduğumdan beri yaparım diye karşılık verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yanında fazla bineği olan olmayana versin. Yıllardır bu iyiliği alışkanlık haline getirdim. Bunun bereketi olarak da Rabbim beni bu hadis sayesinde birçok kazadan kurtardı. Sadaka belayı önler. Komşu duyduklarına çok şaşırmıştı. Bir zaman sonra bu genç de Allah'ın izniyle yeni bir araba satın aldı. Bu arabayla da her gün işine giderken peynir satan yaşlı bir kadını arabasıyla pazara bıraktı. İşten çıkınca alıp peynir kutularını da arabasına koyarak onu evine kadar bıraktı. Bu genç hayatına yeni bir perspektif katacak bir olay yaşayacaktı. Arkadaşından borç alarak bir akrabasına borç verdi. Yakını ona borcunu ödediğinde o da arkadaşına borcunu ödeyecekti. Ödeme günü gelmişti ve gelip çattı. Hatta bir hafta geçmiş olmasına rağmen akrabası ona borcunu getirmedi. İşittiğine göre bu akrabası yurt dışına gitmişti. Borç hala gelmemişti. Acaba unutulmuş muydu yoksa bilerek mi geciktiriliyordu ya da paranın üzerine mi yatacaktı akrabası? Aklına pek çok kötü senaryo geldi. Bu arada kendi borcunu verememenin mahcubiyeti çok büyüktü. Stres üstüne stres. Genç yemek yemiyor, uyuyamıyor, ailesiyle dahi konuşamıyordu. Her gün arabasını aldığı peynir satan yaşlı kadın adamın yüzündeki üzünü görünce neyi olduğunu sordu. Adam, anneciğim benim büyük bir sıkıntım var. Akrabam mağdur olmasın diye bir arkadaşımdan borç aldım. Ama şimdi ben mağdur oldum. Ben böyle bir insan değilim. Ne zaman demişsem gününde vermem lazım. Sözümün eri olan biriyimdir. Herkes de beni böyle bilir. O anda yaşlı kadın arabanın camından göğe bakarak Allah'ım sen onun sıkıntısını gider. Bugün sıkıntısını gider Allah'ım diye dua etti. Genç bir ara yaşlı kadına nasıl Allah'la böyle konuşursun diyecek gibi oldu ancak aklına Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi geldi. Nice saçı başı dağınık toz içinde kimseler vardır ki Allah'a yemin etseler o yemin hemen gerçekleşir. Adamın bir nebze olsun içi rahatladı. Üzüntü ve kederini bir anlık unuttu. Adam evine gitti, ailesiyle güldü, muhabbet etti eşi ona bir gelişme mi oldu diye sorunca adam hayır ama inanıyorum ki Rabbim beni darda bırakmayacak dedi. Adam yatsı namazını camide kıldı. Tam çıkacağı sırada borç verdiği yakınını gördü mescitte. Akrabasının yüzünde tebessümün yanında mahcubiyet de vardı. Borcunu geciktirdiği için ondan özür diledi. Borç aldığı paranın tamamını uzattı adama ve neden bir hafta geciktiğini de anlattı. Genç gülümseyerek kafasını göğe kaldırarak şöyle dedi.

وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم